Buyur Kudret Bey, kahven. Bol köpüklü yaptım, seversin. Sağ olun. Kenan, Selim, hadi gelin. Tamam, geliyoruz anne. Kekle kurabiye yiyin hadi. Tamam anne. Bırakın geliyorum. Ama koşuşturmayı. Acıkmadınız mı? Otur Ali, otur, gelirler. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Senin elinden hiç kötü kahve içtim mi ben? Eline sağlık. Afiyet olsun. Anneciğim, biz geldik. Gelin oturun şöyle babanızın yanına. Kekinizi, kurabiyenizi yiyin güzel güzel. Yavaş yavaş yiyin oğlum. Boğazınıza kalacak. Önünüzden almıyor kimse. Kurabiye unutun ne yapalım? Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun. Aslan oğullarım benim. Sana güzel haberlerim var Ali. Ne haberi? Sera'yı büyütüyoruz. Öyle mi? Yurt dışından tohum sipariş ettim. Süs bitkilerinin olduğu kısmı da genişleteceğim Allah'ın izniyle. Orası yeterli gelmiyordu biliyorsun. Yan tarafa da depo yaptırıyorum. Topraklar, gübreler orada kalsın artık. Şimdiki halinden iki kat daha büyük olacak Sera. Çok sevindim Kudret Bey. Çiçek bahçemiz büyüyecek desene. Dur, sadece bu değil. Yandaki küçük araziyi de satın aldım. Ne lüzumu vardı ki? Oraya da hara yaptıracağım kısmet olursa. Hara ne demek baba? Atların yetiştiği, dinlendiği, bakıldığı yere hara denir oğlum. Yani şimdi atlarımız mı olacak? Demek atlarımız olacak. Biz de bineceğiz atlara değil mi baba? Tabii ki. Seyisimiz de olacak. O size ata binmeyi öğretecek. Oley oley. Alçak. Hadi gidelim. Epey masrafımız olacak Kudret Bey. Altından kalkabilecek miyiz? Allah sağlık sıhhat versin yeter ki Ali'yim. Çalışma azmimizle her zorluğun altından birlikte kalkarız. İnşallah Kudret Bey, inşallah. İnşallah. Ah Kudret Bey, ah. Ne hayaller kurmuştuk seninle. Evlatlarımızla, torunlarımızla yaşayacaktık bu çiftlikte. Ama olmadı. Sen çok erken göçüp gittin. Emanetlerine sahip çıkmak için çok çabaladım. Ama olmadı. Önce hara gitti elimizden. Şimdi de Sera. Lakin andım olsun ki başımızdaki bu çatıyı da anılarımız da asla kaybetmeyeceğim. Asla. İyiyim kızım. Şey, Ümit Bey gitti de ben de gelip bir sana bakayım dedim. Bu çiftlik, kalemiz, sığınağımız, her bir köşesinde anamız var. Ben şimdi burayı nasıl gözden çıkarır? Evlatlarımın anılarını nasıl bir kalemde silip atarım? Anneciğim bak, endişeni anlıyorum. Böyle bir şey hiçbirimiz istemiyoruz. Ama Ümit Bey zaten çiftliği kaybetmeyeceğimizi söylüyor. Bir kere kaybetmeye başlayınca sonu gelmez kızım. Önce Hara'yı kaybettik. Sonra Sera. Şimdi evimiz gidiyor elimizden. Annem, bak
Seni anlıyorum. Burası benim için de çok kıymetli. Ya bu ev benim ikinci evim oldu. Bundan sonraki tek isteğim evladımın da babası gibi bu evde büyümesi. Başka hiçbir şey istemiyorum ki.